Anam kız! Kızına battık yine battık. Battık yine ne battık? Ne oldu Türkmen abla? Ne battı? Kız ne batacak? Şirket battı şirket. Koskoca bozuk şirketi yok artık. Ya sen ne diyorsun Türkmen ablacığım ya? Öyle koskoca 100 yıllık bozuk şirketi ha bir güne nasıl batsın? Ne bileyim? Onu da oğlanıza soracaksınız artık. Yemişler, içmişler, yan gelip yatmışlar. Olan da bizim aile şirketimiz olmuş. Bir dakika, bir dakika Türkmen abla. Rica ediyorum çoğul konuşma. Benim oğlum bir yıldır askerdeydi. Onun günahı yok. Doğru. He, Ayşe doğru di. Kız senin oğlum bir yıldır askerdeyse ha benim oğlum da 4 yıldır İstanbul'da okuldaydı. Demek ki neymiş? Hazarim'in de bir suçu günahı yokmuş. Hı. Suçun günahın kimde oldu? Ha bellidir. Hmm, bakalım bakalım bakalım. Evet bütün sorumluluk yetki. Mütebir ablanın oğlu kandaydı. Demek ki şirketi o battırmış. Demek ki. Demek ki. Ne güzel dedin kuduk. Yani iş çalışmaya gelince sorumluluk yetki oğlumda. Ağla geldi miydi de iş herkesler eşit. Ya sizin oğullarınız ipiyle, kuşağıyla uğraşırken o şirketin bütün sorumluluğu benim oğlumun üzerindeydi. Ne oldu şimdi bütün suç oğlumda mı oldu yani? Evet Möteber abla, tam da bak senin söylediğin gibi bütün sorumluluk Kaan'daydı. Demek ki ne dolaplar çevirmiş, ne sahtecilikler, ne hilecilikler, ne laylonlar, ne hortumlar. Anladığım üzere bu şirketi gırtıklayan senin oğlun. Ne gırtıklaması be? Hortumlamış, hortumlamış. He vallahi siz Nazlı'ya çok doğru söyledi. Hortumun bir ucunu şirkete takmış, öbür ucunu da cebine sokmuş. Cork cork da çekmiş, cork cork da çekmiş, cork cork da çekmiş, cork cork da çekmiş. Ayşe! He. Ya siz ne yoka konuşuyorsunuz? Benim kocamı hortumcu diyorsunuz da yapıyorsunuz. He. Hem de hortumcunun kralı diyoruz. İftiraya bak ya. İspat vardır yoksa mı yok? Kız sen varken ispatta ne hacet? Aymen! Ayşen! Yo, Nazgül aklıma takılan bir takım sorular var. Sen şu 2 kilo 200 gram altını nasıl yaptın? Ha, bir de şey vardı ya, şu 12.850 liralık bir çanta vardı. Onu nasıl aldın? Nazgül. Ya ne doğru söylüyor? Ya benim burada yarım kilocuk altınım varken senin bu daha insan söylerken yoran 2 kilo 200 gramın nereden geliyor acaba sen? Senin 30.500'lük ayakkabın nereden geliyorsa orada geliyorsun kusursuz. Hmm, yani şirketin kredi kartından. He, peki bu şirketin kredi kartı kimde? Kana'da değil mi? Bana bak. Demek ki neymiş? Kaan gevirleri kendi darlasına vurmuş. Sularda akmış, takmış, akmış, takmış. Türkmen hala, gever ne? Yani şunu demek isteyeyim kızım. Kaan suyu çevirmiş. Diğer tarlalara akan suyu da kesmiş. Bütün suyu kendi darlasına akıtmış. Akıtmış da akıtmış, akıtmış da akıtmış, akıtmış da akıtmış, akıtmış da akıtmış. Ha? Bir dakika, bir dakika. Bu cingöz gelinin 2 kilo 200 gram altınında benim gelinimin de hakkı olabilir mi acaba? Evet ana, evet. Bunlar benim daha doğmamış bebeğimin hakkını yemişler. Boğazlarında kalsın inşallah. Yesinler, yesinler de kenefe çıkaramasınlar inşallah. İnşallah. Ayşe! He! Haddine be. Sen... Şimdi benim oğluma hırkız mı diyorsun? Yok canım. İnşallah kapız olursunuz diyorum. Ya anadan babadan zaten zenginsiniz. O yetmedi bir de bizim servetimize mi göz diktiniz siz ya? He, gözünüzü toprak doyursun, toprak. Şov bu.
seninle. Size şirekiz. Cem'i doyuracağım. Neyle doyuracağım Kutluk? Eliye mi? Ahanda. Ahanda. Bana. İndir o elini Asiye Ana. Buyursun. Çek ellerini anamın üstünde. O ne ki? Annemin doğum günü hediyesi canım. Güzel günlerde kullan. Ne okuttuk? Bizi mi hançerleyeceksin? Mütebir abla. He canım. Çek ayağını elimin üstünden bak, çok kötü olacak. Altımda böcek gibi eziliyorsun. Bir de tehdit mi ediyorsun? Mütebir abla. Canım. Bak seni son kez uyarıyorum. Vallahi çok daha büyük şeyler olacak. Büyük derken?